Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu dönüşü uçakta iç siyasete ilişkin kritik mesajlarıyla başlayalım öncelikle. Dediğimiz gibi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KHK açıklaması üzerinden tepki gösterdi ve muhalefetteki HDP'ye bakanlık tartışması ile ilgili ben böyle çürük tahtalara basmam yorumunu yaptı. Bakalım detaylarına. <laughs> Muhalefetteki HDP bakanlık tartışmasına ilişkin ilk yorumunu yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıların iade edileceği yönündeki çıkışına sert tepki gösterdi. Neymiş FETÖ'cülerle KHK'lılarla ilgili ben bırakacağım diyor. Sen kimsin? Sen neyi bırakıyorsun? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise bu hukuk devletinde bu kararı verecek olan merci bellidir. Neresidir? Yargıdır. Yargı bunun kararını verir. Ama o bu kararı yargıya bırakmıyor kendisi bu karar verecekmiş. Yani bunların bir defa hukuk tanımazlığı da var, kanun tanımazlığı da var. Bay Kemal'e sormak lazım. Sen bu yetkiyi nereden alıyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi. KHK açıklaması üzerinden altılı masayla ilgili de söyleyecekleri vardı. Şimdi zaten bunlara kalsa ne yapacaklar? Abdullah Öcalan'ı da bir KHK kararıyla bırakacağım derler. Demirtaş için de derler öyle bir yetki var mı? Bu kadar şehidimiz olacak. Bütün bu şehitlerimizin faillerine siz tahliye kararı vereceksiniz veya beraat kararı vereceksiniz. Bizler bu ülkede siyaset yaptığımız sürece kolay değil bu işler. Balkan turu dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta iç siyasete ilişkin önemli mesajlar verdi. Muhalefetteki HDP Bakanlık tartışması ile ilgili değerlendirmesi de soruldu Cumhurbaşkanına. Onu benim değerlendirmem doğru olur mu? Ben böyle çürük tahtalara basmam. Yani bu adı altılı masa olan, nereye gideceği belli olmayan bu yapıdan hiçbir şey çıkmaz. Varsa adayınız, adayınızı açıklarsınız değil mi? Ama şu anda altılı masanın yaptığı tek iş var. Önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız? Tek yaptıkları iş bu. Herhalde bunlar Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamayı yaptığı ana kadar bir karar alamayacaklar diye düşünüyorum. Erdoğan'a Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesi ve teması da soruldu. Ekipler bu konuyla ilgili çalışıyor dedi. AK Parti'nin seçim kampanyalarındaki tecrübesini işaret etti. Çalışmalar olgunlaşınca seçim kampanyasının da kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.